istiyorum. Bir şey duyduysan, gördüysen gerçeği söyle. Bak ben senden sadece diyorum ki gerçeği söyle. Senin bu derine bir atılmış iftira ben var şu an. Ben gerçekleri konuşuyorum bak. Sen benim yayla evime geldin mi? Bunu bir sorabilir miyim? Bir dakika. Geldim kardeşim. Oluktan bir kardeşim vardı. Ablasıyla geldiler. Biz oraya bir götürdüler. Ben de götürdüm. Ya ben arkana geldin mi sen? Ben arkana. Ben arkana kastediyorum. Ben arkana vardın mı onlara sen? Kardeşim öğlen vardık. Öğlen vardık. Amcam da oradaydı. Vardık. Onlar bir Rukiye falan orada mıydı? Ya anlatamadım. Bak Türkçe'yi anlatamadım ben sana. Ben oraya Yılmaz Kılıncı'nın eşi olarak vardığımda sen o semte geldin mi diyorum Yunus Bey. Ben evliyken gittin mi diyorum. Evet diyor. Ya gittim kardeşim, senin çocuğun vardı, hatta çocuğun yanıma geldi amca, ne vardı çocuk biliyorum, gittim. Niye soruyorsun? Gittim kardeşim ya. Niye soruyorsun? Yayladağ yeri kastediyoruz. Şu an kocanın vurulduğu yeri kastediyoruz biz. Ya ablam gittim, oraya gittim bak. Bir arkadaşım geldi ablasıyla, traktörüme bindirdim. Ben ne hatırlamıyorum? Biz amcanın yanında götürdüm, ben de götürdüm. Götürdüm kardeşim ya. Bir dakika Yunus, dur. Bunu neden soruyorsun? Evet, ben de onu merak ettim. Geçen gün kastetti. Yunus olabilir dedi. Yunus işte yine geçmiş olabilir, silahla bıçakla dedi. Yunus'u kastediyor. Yunus'u niye kastediyor? Ben de Yunus'tan gerçekleri öğrenmek istiyorum. Tamam Yunus, şunu biz konuştuk da bir genç babadan bahsediliyor. Çünkü çocuğun ifadesi var. İfadesine göre oraya varan şahsın kız kardeşi veya kız kardeş evladı olduğunu söylüyor. Benim çocuklarım daha ufak yani. Burada benim çocuklarım daha 5-6 yaşında ufak ablam. Ben o zaman yani diyorsun ki şunu mu söylüyorsun? Eşim, benim Rukiye eşimle... bir dakika Yunus. Benim Rukiye ile aramda bir duygusal bağ yok. Doğru yok, mu? Yok. Yok ablam. Telefon HDS kayıtlar çıksın. O kadın ne bende telefonu var ne benim onunla telefonum var. Ablam ben obaya o sene bir defa gittim. Bir de jandarmanın bizim orada tarlalarımız var. Tarlalarımıza ot ekili diye bir ihbar aldım. Jandarmamıza dedim ki komutanım bizim orada arazilerimizde ot ekili durumu varmış. Bir köyden bir şahıs var, o bu işlerle uğraşan. O sefer gittiğinde Rukiye orada mıydı? Ben bir iki defa gittim, Rukiye'yi bir defa gördüm. Yanımda arkadaşlarım vardı. Rukiye seni görmüş. Olabilir, görmüştü. Ben bilmiyorum sensin olduğunu. Gördüm hatta. Ya şimdi bak Yunus. Bak sonuçta sen jandarmayla zaman zaman çalışan birisin. Kullandığın ne olduğunu, ne bittiğini daha iyi bilmen lazım. Az önce sana yavrum dedi. Hı? Evet. Rukiye yavrum dedi. Kim? Yunus dedi. Kime? Sana dedi. Kime? Bana mı dedi? Ya yavrum diye Yunus mu dedi? He. Yok canım, ben kimsenin yavrusu olmadım kocamdan başka. Sen ancak gülüm olursun değil mi? He. Ha, bir samimiyet var aranızda, onu anlamaya çalışıyorum. Yunus'a çevirme olayı. Bak bu gerçeği bulacaksın. Yavrum dedi Mehmet ya, kendisi dedi. Yavrum dedi, bir dakika. Ben yanlış mı duydum? Dedi. Bir samimiyet göstergesidir bu. Değil mi Yunus Bey? Ya herkes o adam yeni yaşında. Belki yeni yaşında görüyor beni ta. Aynı yaştasınız ya. Yunus kaç yaşındasın? 85 doğumluyum oğlum ben. Tamam canım, aynı. 85. Yani evet 85. Aynı yaşındasınız. Olabilir. Yani ben kastetmiyorum ki. Olabilir Yunus. Olabilir. Aynı olabilir ama ben o adamın kanla kinli bir şey yaşamadım. Ben yarıyı başka yerden aldım. Yunus'a çevrilmesin bu olay. Yunus'a hani bükülmesin. Bu olay ortada gerçek bir. Ben Yunus'u kastederek asla bir şey söylemedim. Söylemiyorum da. Bu bir gerçek. Bundan sapmaz. Niye suç atılmaya çalışıyor? Bu adam haftada bir kere, haftada iki kere getiriyordun. Bu adam ya, bir şey şüphelendiğini zaten sokmazdın evine. Bununla ilgili. Niye bu kadar savunuyorsun? Bu adamı niye kızıyorum? Tuncay diyor ki. Benim eşim suçlu bir yüzünü sokmaz. Sen savunduğun için düşüyor. İçerideki odada ben yaptım. Bir saç deli kadar bir suçunu bulsa bu adam asla getirmez. Seninle Rukiye arasında bir ilişki olduğu çok net bir şekilde konuşuluyor. Sizin aranızda ilişki var mıydı yok muydu o dönemde Rukiye ile? Sevgili miydiniz? Ablam sizin babanız şekerim, böyle bir şey olmadı, olamaz. Böyle bir şey olmaz. Peki neden olmadı? Yunus Güven neden bunu söylüyor? Çekemediğinden yedir. Ablam ona sorun o zaman. Muradın adam mı? Hatta birlikte davar güttüğünüzü ve bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu dedikodu nereden çıktı o zaman? Kimle davar gütmüşüm ben ablam? Rukiye ile. Ben evimde ablam, ben Rukiye ile davar gütmedim ya. Ben evimden bir yere gitmedim. Adam davar tamam, gütmedi. Ben orada değildim çocuğumla. Ben orada davar güttüm ama Rukiye ile beraber kesinlikle böyle bir davar gütmedim. Ben gitmedim. Ben evimdeydim çocuğumla. Kim kararlıyor bu olayları? Mürüvvet Hanım diyor ki sürekli öğlenleri davar gütmeye gidiyormuşsun sen. Gitmiyor kim, muydun? Kim lan? Ya tek başına davarlara gitmiyor muydun hayvanların evet, peşine? Evet ben davarıma tek başına davara gidiyordum da Tuncay'ı kastediyorsunuz. Tuncay öyle diyor telefon. Ben evimde çocuğumla kocamla ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Annem, Allah aşkına köyde o kadar çok insan var Tuncay. O kadar insanlar var köyde. Seninle Rukiye arasında bu dedikodu niye çıktı peki? Bana bunu söyler misin? Ablam bilmiyorum, evet ister istemez dedikodu olur. Niye işte niye? Niye ama benim Rukiye'yle kesinlikle ve kesinlikle böyle bir işim olmaz. Olmadı.
Peki bir genç babadan söz ediliyor sürekli. O genç baba oraya giderse Rukiye'nin çok mutlu olduğundan bahsediliyor. O genç baba sen misin? Ablam kesinlikle böyle bir şey olamaz ablam. Ya çalışıyor boyalar da sürme başkentten çıkacaksın boya. Niye gülüyorsun, komik mi komik bir şeyden bahsediyorsun? Evet, kastettikleri komedine komik bir şey geliyor bana. Kastettikleri komedine gidiyor adamın. Niye başkasıyla ilgili dedikodu yok da seninle ilgili var? Şimdi güldüler oraya çok keyifli güldüler. Dikkatinizi çekti mi sevgili izleyiciler? İkisi de böyle çok keyifli. Aynı anda çok keyifli güldüler. Şimdi ben bir yandan da bir şeyler sordum ya. Tabii insan hatırlamıyor bazen. Şimdi Yunus'un iki tane çocuğu var. Küçükler onlar daha. Aydın Kara'nın bir oğlu, bir kızı var. Öyle duydum, ben görmedim. Evet, ondan sonra ya ben de ekibe de doğrulattım. Tuncay'ın iki tane kızı varmış. Çünkü bir ablam bir de kardeşim vardı, kız kardeşimden Tuncay'ın bahsediyor. Tuncay'ın bir tane oğlu var diye biliyorum ben. Aydın Kara'nın iki erkek çocuğu var. Yok, kızı var. Bir kız bir oğlu var. Ahmet ve Ruşen diye iki tane oğlu varmış. Neyse sonuçta iki tane kızı olan kişi Tuncay. Tuncay'ın bir tane oğlu var ama. Tuncay'ın abla yok, onun kızı yok. Öyle mi? İki tane kızı olduğu bilgisi geldi. Ya dolayısıyla o dönemdeki hakkında dedikodu çıkan kişilere de bakmak lazım. Çünkü Nur Sultan diyor ki bir abla bir de kız kardeşinden bahsediyor. Evet. Bir abla ve kız kardeşin, bir abla ve bir kız kardeşin oraya gelip giden birinin, bir babanın kim olduğuna çok net bir şekilde biz bütün olasılıkları araştırdık. Yani hepsine. Çünkü biz bunları kendi kafamızdan konuşmadık. Hepsi iddianamelerde olan, hepsi işte mahkeme tutanaklarında olan, köyde konuşulanlar, birçok olasılığı konuşup genç babayı bulmaya çalıştık. Ya o dönem ben de çok düşündüm. Mesela bu çocuğun ifadesini duyduktan sonra hani bizim köyden babamın yanına gidip gelebilecek ya da ya böyle bunlara ben çok kafa yordum. Hani İçine çıkamadım ama onu koyuyor, doluya koyuyorsun almıyor, boşa koyuyorsun dolmuyor, tutmuyor, yani tutarsızlıklar oluyor. Evet. Şimdi Ayşegül'ü bir görelim. Şu anda köyünde Nisa Nur'un olduğu, Durasan'ın da olduğu ne köyüydü? Hemen o köyün ismini de senden alalım. Cilbayır. Ne? Evet. Cilbayır köyü. Cilbayır. Silifke'nin Cilbayır köyü. Rukiye oralarda geldi mi? Tabii biz de nöbet tuttuk. Yani cevap hakkını tanısın istedik. Evet, anlatır mısın? Bir de bir haber var galiba, Ömer'le konuşmuşsun. Evet Didem Hanım. Biz dünden beri buradayız. Rukiye Hanım kızını görmeye gelir mi? Onu arar mı diye çok bekledik kendisini burada. Fakat hiç aramadı. Durasan Bey'i de aramadı. Kızını da aramadı. Görpelere bak. Peki Ömer'le ne konuştunuz? Ömer'le ne konuştunuz? Didem Hanım, Ömer Bey'le dün aradım kendisini. Rukiye Hanım'ın Ardahan ve Gürcistan sınırında olduğunu söylemişti. Bunu yalanladı bizlere kendisi. Neden diye sorduğumda ise ben Rukiye'yi sizden korumaya çalışıyorum. Emniyet güçlerine gidin sorun Rukiye nerede diye söyledi bizlere kendisi de bizzat. Peki bizi yanılttığı gibi emniyete de yanıltmış mı? Şimdi sonuçta biz de kamu görevi görüyoruz ve bunu ekranlardan söylüyoruz. O zaman yalan söyleyerek hem bizi gazetecileri yanıltıyor hem de emniyeti yanıltıyor. Çünkü benim bildiğim kadarıyla emniyet derken jandarmayı da yanıltıyor. Biz jandarma kaynaklarına sorduğumuzda da anladığım kadarıyla onlara da sadece bize değil, hadi Rukiye'yi bizden koruyor diyelim. Jandarmadan da mı koruyor Rukiye'yi o zaman? Neden jandarmaya Ardahan'da olduğunu söylüyor Ömer? Değil mi? Jandarmada Ardahan'da olduğunu bize söylemişti çünkü. Kaynaklarımız, haber kaynaklarımız. Yalan söylemiş. Evet. Biz şu an sizin evindeyiz. Size kızının nerede, nasıl yaşayacağını göstermek istiyoruz evini. Onu göstermeden önce bir şey soracağım. Yani Ömer de şunu söylemiş. Yani aynı zamanda onu söylediğini de biliyorum. Rukiye'yi devlet teslim aldı. Değil mi? Öyle bir ifade. Evet. Rukiye'yi devlete teslim ettim gibi bir kelime kullandı. Nedenini sorduğumda ise hiçbir şey söylemeyip bir daha beni aramayın. Emniyete gidin. Rukiye'nin nerede olduğunu öğrenirsiniz. Hep gizem yaratmaya çalışıyor Allah aşkına. Ne gizemli adamsın sen Ömer ya. Nasıl, ne dedin Özgür? Ne diyorsunuz? Yani teslim et diyor, ediyor ya.
Evet, Özgür'e şunu hatırlatıyor doğru yani şey olarak. Demek ki kendisindeydi, Yardağan'a gitmedi. E tabii canım. Ve dolayısıyla da ondaydı, emniyete teslim, jandarmaya teslim etti. Ama Rukiye'nin şu anda jandarmada olduğunu biz biliyoruz. Yok yani, ya bir de durup dururken şu anda yani bir soruşturma devam ediyor tabii ki. Arkasından gözaltına alınır mı, tutuklanır mı tekrar bilmiyorum ama jandarmada değil. O zaman Ömer Rukiye'yi kime teslim etti? Sorusu soruluyor. Ya nerede? Neredeler? Ama yüzlerini göstermeyelim. Evet değil evet ama. Benim için onun yanağından şöyle kocaman öper misin? Tabii ki de öperim. Şu an halasının kızlarıyla beraber. Neredeler? Şu aşağıda bulunan evde, hemen gösteriyorum. Tamam. Şuradaki evdeler. Tamam. Evet. Çok mutludur çocuklarla beraber herhalde. Ha, yakınlarmış. Evet. Yakın yakın evet. Kendilerine ev yapmışlar hatta burada. Aa, çocuklar mı ev yapmış? Yüzünü gösterme sakın. Sakın yüzünü gösterme. Hayır. Hmm. İstemiyorum. Sen sadece kocaman öpmeni rica ediyorum senden. Bu arada saçların da çok güzel. Şahane saçların bu arada. Ben Rukiye beyazlatmış zannettim saçlarını. Rukiye beyazlatmadı. Saçları kendi doğal hali. Senin de yanaklarından öpüyorum. Çok yorulduğunuzu da biliyorum. Elinize sağlık. Bir araya gidelim.